İyi akşamlar. Bugün 11 Aralık 2009 Cuma. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Türkiye ortaya çıkarılan yeni bir gizli örgütü konuşuyor. Bu örgüte ait yeraltı deposundaki kazı da sürüyor. Şimdi hemen olay yerine Ankara'ya dönüyor ve sözü muhabirimiz Beşir'e bırakıyoruz. Gizli örgütün yeraltı deposunu ortaya çıkaran kazı iş makineleriyle devam ediyor Anchor. Şu ana kadar kazılarda bulunan toprağa saklanmış maddeleri açılan çukurun hemen yanında görüyorsunuz. İlk dikkati çeken 10 koli büyük rakı. Onun yanında 5 damacana su ve 100 karton sigara görülüyor. Topraktan çıkarılanlar arasında ayrıca 2 teneke beyaz peynir, 2 bidon plaki, 2 bidon haydari, 1 varil çoban salata, 1 varil beyaz ve sarı karışık leblebi, 1 varil tuzlu fıstık ele geçirilmiş durumda. Kazı hala devam ediyor. Peki Beşir, örgüt üyeleri ele geçirildi mi? Eğer geçirildiyse sorgularında neler söylediler? Şu ana kadar gözaltına alınan kişiler örgütü niye kurduklarını anlattılar. Örgütün amacı şu: İleride Türkiye'nin kötü günler yaşaması ihtimaline karşı ülkeyi o durumdan kurtarmayı hedefleyen kişilerin bir araya gelmesi ve ne olacak bu memleketin hali sorusuna yanıt aramaları. Ne olacak bu memleketin hali sorusu hararetle tartışılırken örgüt üyelerinin kullanacağı rakı, sigara, meze, kuru yemiş gibi malzemelerin saklandığı yeraltı deposu burada bulunmuş durumda. Medyanın ne olacak bu memleketin hali adını taktığı örgütün yurt çapındaki depolarının aranmasına da önümüzdeki günlerde devam edilmesi bekleniyor Anchor. Sayın seyirciler, sırada maalesef hava durumu var. İzliyoruz efendim. İyi akşamlar Türkiye. Molotov kokteyllerinin ve kundaklamalarının alevleri nedeniyle sıcaklıklar bütün Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamıyla Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer yer gaz bombalarından kaynaklanan bulutlar ve dumanlar yüzünden havalar genellikle kapalı. İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Mersin gibi illerimizde ise aralıklı olarak görülen sağanak taş yağmurunun da önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Hepinize iyi günler. Sayın seyirciler, yoksulluk geriledi. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'deki yoksulluk oranı 2008 yılında %17.79 iken şimdi %17.11'e düştü. Hep kötü şeyler olacak değil ya, biraz da böyle mutlu sonuçlar veren araştırmalar yapılsın, öyle değil mi? Ne güzel. Oh, madem eskisi kadar fakir de değiliz, o zaman gönül rahatlığıyla bu haberimizi izleyebiliriz. Yoksa koskoca araştırmanın yalan söyleyecek hali yok ya. Merhaba Anchor, şu anda bir vatandaşımızın evindeyiz. Kendisine soracağız bakalım yoksulluk cidden gerilemiş mi? Beyefendi, yoksulluk geriledi diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Doğru söylüyorlar, cidden geriledi. Öyle mi? Tabii. Bak, geçen sene benim mesela kahvaltı tabağımda 2 tane zeytin olurdu. Bu yıl 1 tane zeytin var, görmüş olduğun gibi. Ama benim demek istediğim öyle gerileme... Yok, sen beni dinle bak. Mesela geçen sene bir çift ayakkabımız vardı. Ailecek onu giyiyorduk. Kim dışarı çıkarsa onu giyiniyordu. Ama bu sene çiftine para etmedi. Ne yaptık? Tek ayakkabı aldık, sekerek gidiyoruz artık yolda. Evet beyefendi, anlıyorum. Sonra geçen sene mesela benim bir işim vardı. Ama bu sene yok. Yani o zaman ne olmuş oluyor? Ne olmuş oluyor? Yoksulluk gerilemiş oluyor. Yani biz yoksul vatandaş olarak bir adım daha geriye gitmiş oluyoruz. Tabii bunlar olurken biz başka anlamda da geriliyoruz. Anlatabildim mi? Geriliyoruz yani. Gerile gerile bir kafa atacak hale geliyoruz. Evet, anlıyorum beyefendi, anlıyorum. Evet Anchor, gördüğünüz gibi araştırma doğruymuş. Yoksulluk cidden gerilemiş ama bu arada yoksullar da yavaş yavaş gerilmeye başlamışlar. Aman dikkat. Sayın seyirciler, sabah kuşağı programlarından birinde aerobik programı sunan iki afet devran spor hocamız egzersiz yapacağına kavga yaptı. Nasıl mı? Gelin hep beraber izleyelim. Evet hanımlar, bugünkü aerobik hareketlerimize başlayalım. Günaydın. Bacaklarımızı açalım. Evet, açalım, başlayalım. Ay bugün çok güzelsin şekerim. Ay sen de çok güzelsin şekerim. Nereden aldın bu kıyafeti? Paris'ten şekerim. Ay çok şeker. Evet. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Sen biraz dört, önce başladın kaldırmaya. Özür dilerim, pardon. İki, önemli değil. Hadi bakalım. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ritmi uyar mısın lütfen? Sen biraz hızlı sayıyorsun yok, ama şekerim. Sen ritmi kaçırıyorsun.
Hayır canım, ben ritmi asla kaçırmadım. Tamam pardon o zaman. Tamam evet. Şimdi böyle küçük küçük. Küçük. Bakın benim kollarım ne kadar kaslı sevgili izleyenler. Arkadaşım da çalışıyor ama bunun için daha gelişemedi. Lütfen konumuza geri dönelim. Evet evet. Yukarı doğru kelebek misali. Kelebek misali. Fırfırlı kelebekler gibi uçuyoruz. Evet evet. Yukarı aşağı. Biraz konsantrasyonumu bozuyorsun. Çok konuşuyorsun hareket yaparken. Ama ben animasyon yapıyorum. Canım spor. Animasyon değil, spor yapıyorum. Ama senin gibi kalas gibi durulmaz. Sensin kalas sen. Evet sevgili izleyenler. Evet bir. Bu hareketi sana hediye ediyorum ben. Asıl ben de sana iade ediyorum bu hareketi. Al bu. Al bu 3. Bu da 4. Bu da 4. Bu da 5. Bu da 5. Lütfen kameraman bey onu göstermeyin. Rica ediyorum. Tabii ki beni göstereceksin. Bakın ben ne kadar esneyim görüyor musunuz? O orada öyle çiroz gibi hareketler falan yapıyor. Şimdi bacaklara geçelim. Yapsana hareketi. Beklesene. Beklesene beni. Beklesene. Evet. Evet. 1, 2. Kameraman bacaklarımı göstersin. Hayır canım ne münasebe. Tabii bak. Beni de göster. Aa evet bakın ne kadar güzel bir sen niye öyle uzun eşofman giydin ha? Çarpık bacaklı mısın canım yoksa? Canım benim spor yapıyorum burada. Senin gibi çiroz bacaklarım yok benim öyle. Bacaklarıma bak benim uf. Ay kırmızı ayakkabılarım da iğrençti sen bu arada. Sen nereden aldın eşofmanı nereden aldın? Pazardan mı aldın? Aldım ben. Pazardan almışsın. Sosyeteden aldım. Pazardan almışsın. Sosyeteden al tavuk. Hadi bir haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah senin al. Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük de sona erdi. Pazartesi görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.